Herkese merhaba. Bugün genel olarak yaptığım makyajı göstereceğim size. Çillerimi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ve Pantene'in pişik kremini, nemlendiricisini uyguluyorum cildime. Maybelline Fit Me kullanıyorum fondöten olarak. Bu cildimle inanılmaz güzel uyum sağlıyor. Bu aralar favori fondötenim oldu bu yüzden. Daha sonra kapatıcı olarak L'Oreal True Match kullanıyorum. Göz altlarımı uyguluyorum ve kapanmasını istediğim yerlere uyguluyorum. Tabii ki sivilce izleri gibi. Bu video günlük makyajım olduğu için aynı ürünleri kullandım. O yüzden hani onu belirtmek istedim özellikle. Günlük makyajımda ne kullanıyorsam onu kullandım. NYX'in HD pudrasıyla makyajımı sabitliyorum. Özellikle göz altlarımı sabitliyorum. Daha sonra da tüm yüzüme şöyle bir tur geçiyorum. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Tam katlanma bölgesine kahverengi tonlarda bir far geçiyorum. Birazcık keskin şekilde yapıyorum. Çok fazla dağıtmıyorum. Hafif o keskinliği alıyorum ama dediğim gibi çok yukarılara taşırmıyorum kesinlikle. Daha sonra bir tık daha koyu bir kahve alıp iyice belirginleştireceğim. Ama önce göz kapağımı krem rengi bir far uyguluyorum. Tekrar karıştırıyorum ve dediğim gibi koyu kahverengini daha belirgin bir şekilde uyguluyorum. Şimdi eyeliner kullanacağım. Çok ince bir eyeliner çekiyorum. Bu yüzden NYX'in eyelinerını kullanıyorum. Kirpik diplerimi siyah bir göz kalemiyle dolduruyorum. Ve Maybelline Roket maskarayı uyguluyorum kirpiklerime. Maskaram bitti ama sanırım yine aynı maskarayı alacağım. Çünkü çok seviyorum etkisini. Göz altımı nötr bırakmayı çok seviyorum ben günlük makyajımda. O yüzden beyaz bir göz kalemi uyguladım. Şimdi kontüre yakın bir bronzer uygulaması yapıyorum. Daha sonra şeftali tonlarında bir allık uyguluyorum. Şimdi koyu kahverengi farı alıyorum. Bu makas inanılmaz güzel doğal çil uygulanmasını sağlıyor. Yani ben çok memnun kaldım. Tel tokayla yapıyorum normalde. Tel toka da inanılmaz başarılı. Arkasıyla ya da ucuyla yapabilirsiniz. Ama tel toka bulamadığım için masamda da bu vardı ve bunu kullandım. Neden memnun kaldım? Metal bir ürün olduğu için ve çok sivri olduğu için hem çok ince çiller yapıyor hem de çok yoğun sanıyorum farı aldığı için parmağımla böyle dağıttığımda bir nokta birkaç tane nokta oluyor. O yüzden görüntüyü çok doğallaştırıyor. Parmağımla dağıtıyorum. Dağıtma işlemi çok önemli, pudralama işlemi çok önemli çünkü daha naturalleştiriyor bu. Ama kesinlikle tampon hareketlerle geçiyorum, dağıtmıyorum çillerimi. Şimdi o kadar çil yaptık, birazcık da yanmış efekt vereyim istedim. Özellikle burun bölgesine. Ve aydınlatıcı uyguluyorum kaş altlarıma ve elmacık kemiklerime. Birazcık burnumun ucuna ve dudak üstüme de uyguluyorum. Ve şimdi ruja geçiyorum. Günlük makyajımda gerçekten neredeyse %99 bunu kullanıyorum. Ben The Balm Charming. Hayatımın ruju diyebilirim bunun için. Kalemle birazcık dudak kontürü yapıyorum. Daha böyle dolgun görünmesi için. Çizgiyle yamuk çekmişim bu arada. Ve makyajım bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Makyajı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videodan yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.